Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Dün sizlerle arkadaşlar Edin Bilim'den soru çözüm derslerimize başlamıştık. Önemli noktalara dair soru çözümler yaptım kendi kitabımın içerisindeki soruları çözmedik. Sınavda gelme ihtimali olan gelince sürpriz olarak algılamaması gereken noktaları sizlere verdim özellikle çıkma ihtimali olan yerleri konuştuk arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çıkma ihtimali olan sorular üzerinden yine Edin Bilim'in ikinci videosunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. 6-7 tane sorumuz olacak arkadaşlar. İlk videoya nazaran biraz daha e, az noktayı konuşacağımız bir ders olacak. Özellikle bu dersin en önemli kazanımlarından bir tanesi Paul Grice'ın işbirliği ilkelerinin konuşacağız arkadaşlar. Onların içeriğine değineceğiz. Biliyorsunuz ki 2020 öğretmenlik alan bilgi sınavında Grice'ın işbirliği ilkeleri e, adlarıyla sorulmuştu. Bu sefer içerikleriyle karşımıza getirilebilir. Bu bakımdan özellikle dikkat etmemiz gereken noktaları ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bize soruyor ki John Austin'e göre bu tür söz edimlere ne ad verilmektedir? Bu söz edim türü bir sözcüyü ses, sözcük ve tümce olarak dil bilgisayar kurallara uygun bir biçimde dile getirme, seslendirme, adlandırma edimidir. Evet doğru bir tümce üretimidir Austin'e göre. Austin'in seslendirme edimi, dillendirme edimi, anlamlandırma edimi olarak 3 grupta incelediği bir söz edim türüdür diyor arkadaşlar soru. Biliyorsunuz ki dil felsefecilerinden John Austin söz edimler, söz eylemler üzerine ilk çalışan dil bilimciydi. Üç tane söz eylem türü belirlemişti. Bunlardan bir tanesi düz söz, ikincisi arkadaşlar edim söz, üçüncüsü etki söz idi. Evet bunları tekrar hatırlatayım size. Arkadaşlar düz söz deyince buradaki bu soruda cevabımız düz söz oluyor. Bir sözcüğü ses, şekil, ve tümce olarak, anlamsal olarak doğru bir şekilde dile getirmektir arkadaşlar düz söz. Edim söz dediğimizde sözcemizle gerçekleştirmek istediğimiz amacımız, niyetimizdir arkadaşlar. Bazen duygularımızı yansıtırız, bazen yönlendiririz, bazen bir yükümlülük altına gireriz, bazen iddiada bulunuruz, bazen dünyadaki bir durum değişikliğini bildiririz arkadaşlar. Bu arada daha sonra Seale dediğim gibi az önce söylediğim gibi bu Seale arkadaşlar Ağustos'tan sonra gelen Seale Edim sözler üzerine çalıp onları çalışıp onları beşe ayıracak. Önceki videomuzda Salenin beşe ayırıp e, üzerine konuştuğu yansıtıcı, yükümleyici, yönlendirici, iddia edici, ilan edici, bildirici e, bu edim sözleri konuşmuştuk arkadaşlar. Etki söz, sözce ile yaratılmak istenen değişiklik, tesir, yaptırım gücüdür arkadaşlar. Mesela yaptırım gücüdür diyoruz tesirdir, yaptırım gücü, sözcedeki yaptırım gücü. Mesela arkadaşlar şöyle bir örnek olsun. Ben öğrencilerimden camları aç, camı açmalarını istedim. Yönlendirici bir edim söz kullandım. Öğrencilerim bu eylemi gerçekleştirirse etki söz edimi gerçekleştirilmiştir, gerçekleştirilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu soruda cevabımız ne olacakmış? Düz söz olacakmış arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bakınız az önce konuştuğumuz nokta üzerine yine, şimdi yine tartışacağız hep beraber bir sözcüğü dile getirmenin sonucunda ortaya çıkan değişikliktir. Austin'a göre bu tür eylemler konuşucu, dinleyici ya da diğerlerinin duygu, düşünce, görüş ve hareketlerinde sözceler sonucuna yaratılan tesirdir. Örneğin sözcü kullanarak birisini ikna edebiliriz, ona kendimizi affettirebiliriz, birisine bir işi gerçekleştirme yükümlülüğü hissettirebiliriz, karşı tarafı etkileyebiliriz diyor. Ya da konuşucu olarak kendimizi yükümlülük altına alabiliriz bu tür edimlerle diyor. Arkadaşlar tesir dediğinde tesirin aklımıza getirmesi gereken etki söz olacak. Etki söz eylemler diyeceğiz. John Austin'e göre bu tür eylemler etki söz eylemlerdir bakınız. Edim söz eylemler neydi? Amaçlarımızdı, niyetlerimizdi. E bu amaçlar, niyetler gerçekleştiriliyorsa ya kendimiz tarafından ya da karşı taraf tarafından bunda da etki söz olacak. Mesela dersem ki ben bugün bu YouTube videosunu sonuna kadar izleyeceğim. Kendine ne dedim? Bir söz verdin değil mi? Bir ne altına girdin? Yükümlülük, sorumluluk altına girdin. Ve sen sonuna kadar bunu izlersen, sonuna kadar gelirsen son noktaya kadar etki söz eylemi gerçekleştirmiştir diyeceğiz. Düz söz neydi? Bir sözcük bir tümce üretmeydi. Austin bunu seslendirme, dillendirme, anlamlandırma eğitimi olarak e, söylüyordu arkadaşlar. Bildirici, yansıtıcı, yükümleyici, yönlendirici. Arkadaşlar bunun dışında iddia edici, edim sözler kimin çalışmasıydı? John Searle Austin'in öğrencisi John Searle'in çalışmasıydı. Searle ne yapmıştı arkadaşlar? Edim sözleri 5'e ayırmıştı. Edim sözler 5'e ayrılmıştı Searle'e göre. Bunlardan 3 tanesi Y'ydi. 3Y. Neydi bu 3Y? Yönlendirici yönlendirici yükümleyici evet yansıtıcı diyeceğiz arkadaşlar. Yansıtıcı. Bir de 2 tane i vardı. İki tane iyi. Bir tanesi neydi? Şurada boşluk yok. Şuradan bir ok çıkarttık. Şuraya yazalım. Arkadaşlar iddia ifadeleri. İddia ifadeleri. Günlük hatta bir takım iddialarda bulunmak. Ve ilan edici edim sözler. Arkadaşlar ilan edici. İddia ifadelerinin diğer adı belirtici edim sözlerdir arkadaşlar. İlan edici edim sözlerin diğer adı bildirici edim sözlerdir diyeceğim. Tekrar özetliyorum. Arkadaşlar ee, i̇lk kez söz edimler üzerine çalışan Austin'dir. Ve arkadaşlar söz eylemleri 3 ayırmıştır. Düz söz, edim söz ve etki söz arkadaşlar. Düz söz, edim söz, etki söz. Austin'den sonra gelen öğrencisi Sehal'le arkadaşlar edim sözleri aldı. Şuradan edim sözleri alıyor, şunları alıyor ve 5'e ayırıyor Sehal'le. Bu 5 tane dediğim nokta da şuradaki edim sözler kısmı. 3y 2i dedik. Yönlendirici, yükümleyici, yansıtıcı, 2i de iddia ifadeleri ve ilan edici belirtici diyoruz biri, e, diğerinin adına, diğerinin adına bildirici diyoruz arkadaşlar. Soruyu böyle çözümlemiş oluyoruz. Evet. Sıradaki sorumuz iş birliği ilkelerinden arkadaşlar Paul Grice diye bir dil bilimci arkadaşlar edim bilimsel anlamda iş birliği ilkeleri üzerine çalışıyor. İş birliği ne demektir? Şimdi karşılıklı olarak iki insan iletişimde konuşuyorlar. Bu karşılıklı olarak iki insanın konuşması, anlaşabilmesi için bir takım işbirliğinde bulunmaları gerekir. Mesela diyelim ki iki arkadaş konuşurken aynı konu üzerine konuşmuyorlar. Aynı konu üzerine konuşmuyorlarsa işbirliği gerçekleşir mi? İşbirliği gerçekleşmez, değil mi? İşbirliğinin gerçekleşebilmesi için aynı konu üzerine bir kere konuşmaları lazım, değil mi? Kesinlikle arkadaşlar. Bir kere öncelikli olarak aynı konu üzerine konuşmaları gerekiyor. E bu bakımdan Bunlar bazen yeterince bilgi vermeli birbirine, bazen e, arkadaşlar doğru bilgi vermeli, bazen sırasal ardışık bir şekilde bilgi vermeli diyoruz değil mi? Bunların da hepsinin türünü şimdi konuşacağız. Arkadaşlar Paul Grice e, işbirliği olarak 4 tane ilke belirlemiştir. Bunlardan birincisi nicelik ilkesidir. İkincisi arkadaşlar nitelik ilkesidir. Üçüncüsü bağıntı ilkesidir. Diğer adı ilişki. Dördüncüsü tarz ilkesidir. Diğer adları üslup ve biçem yasalarıdır. Bakınız 1, 2, 3 ve dört tane ne varmış? Gris işbirliği ilkeleri varmış arkadaşlar. İşbirliği ilkeleri. Konuşurken edin bilimsel anlamda karşımdaki insanla işbirliği kurabilmem için bu ilkelere uymalıyım diyor. İşte bunları günlük hayatta biz zaten ister istemez uyuyoruz. Yukarıda verilen konuşma metninde ihlal edilen işbirliği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunu söylemeden önce ben size işbirliği ilkelerini anlatayım biraz. Nicelik ilkesi bilginin sayısallığı ile ilgilidir arkadaşlar. Nicelik ilkesi bilginin sayısallığı ile ilgilidir. Yani diyor ki ne az bilgi ver, ne az bilgi ver. Ne de çok bilgi, ne de çok bilgi ver. Yani yeterli sayıda bilgi ver diyor, değil mi? Yeterli sayıda bilgi vermektir nicelik. Bakınız nicelik sayı sayısallık demektir. Yeterli sayıda bilgi ver diyorsa sen nicelik ilkesine uyacaksın. Tamam mı? Yeterli sayıda. Mesela ben bir arkadaşıma kargo yollayacağım, hediye yollayacağım vesaire. Arkadaşımdan adres istedim. Bana sadece dedi ki, bana sadece Balıkesir dedi. Ben bu arkadaşıma e, gönderebilir miyim? Ben e, kız arkadaşıma e, sadece Balıkesir derse gönderebilir miyim? Gönderemem değil mi? Bana adresini vermesi lazım. 6 Eylül demesi lazım vesaire. İşte e, nokta nokta caddesi, nokta nokta sokak derse... Kız arkadaşım bana doğru bir şekilde verirse adresini, yani yeterli sayıda bilgi verirse ben ona kargoyu ulaştırabilirim. Değil mi arkadaşlar? İkinci ilkemiz nitelik ilkesidir. Nitelik. Nitelik ilkesi ne ile ilgilidir? Bilginin doğruluğu ile ilgilidir arkadaşlar. Bilginin doğruluğu diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar özellikle deprem zamanında yalan yanlış bilgiler çıktı değil mi? Teyitli olmayan. Teyitli bilgi vermek bir nevi, kanıtlanmış bilgiler. Teyitli bilgi vermek. Doğru bilgi e, vermen lazım diyor. Doğruluğuna inanmadığın bir bilgiyi verme. Teyitli olsun bir kere o. O şekilde ver diyor. Nitelik bilginin özelliğiyle, niteliğiyle ilgilidir arkadaşlar. Üçüncü ilkemizin adı bağıntı ilkesidir. Bağıntı ilkesi arkadaşlar bir nevi konuşulanların birbiriyle ilişkili, bağlantılı olması tamam mı? İlişkili, bağlantılı olması. Yani aynı bağlam üzerine konuşmak değil midir? Aynı konu bağlamı üzerine konuşmak değil midir? bağıntı ilkesi değil mi? Aynı konu üzerine konuşmaktır. Bu bakımdan bizim sözcülerimiz birbirinden kopuk değildir. Birbiri üzerine bağıntılanır değil mi? Arkadaşım mesela demiştir senin adın ne? Ben de demişimdir ki Umut'u Umut demiştim demişimdir değil mi arkadaşlar? Umut'u tek başına deseydim günlük hayatta bunun bir öncesi bağlamı yoktu. Öncesinde bana bir soru soruldu senin adın ne? Ben de Umut dedim. Bu şekilde ona karşı bağıntıladığım bir bilgi var değil mi? Biz buna metin dil biliminde eksiltini anlatımla diyoruz mesela bu bağıntı az önce bahsettiğim örnekte. Onlarla ilgili zaten yine soru çözümleri gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yoğunluğum biraz daha azalsın. Sizin için en güzel soruları çözeceğim. Evet. Dördüncü ilkemiz tarz ilkesidir arkadaşlar. Tarz ilkesi de der ki bilgiyi sunarken açık ol. Tamam mı? Kapalı anlatım yapma. Sırasal, düzenli bir şekilde sun bilgi. Düzenli ol. Bilgileri sırasal bir şekilde söyle. Anlam bulanıklığı yapma arkadaşlar. Tamam mı? Gereksiz laf kalabalığı yapma. Açık ol. Düzenli ol bilgileri sırasal sun der tarz ilkesi. Tarzın diğer adı üslup, biçem ile ilgili. Tamam mı? Üslup, biçem diyeceğiz. Peki, yukarıda verilen konuşma metninde ihlal edilen işbirliği ilkesi, İhlal edilen bir ilke var. Bakalım, İpek demiş ki, bence Eylül sınıfın en çalışkanı, sence de öyle değil mi Yaren? Evet, Eylül'ün dedikodusu yapılıyor burada. Yaren ne diyor ki, İpekçim bence son zamanlarda küresel ısınma iyice başladı. Allah Allah dersin değil mi şöyle bir? Allah Allah, ne alaka? Arkadaşlar yukarıda bahsedilen bir şey var. Eylül sınıfın en çalışkanı sence de öyle değil mi yani? Yaren diyor ki herhalde bence de öyle. Boş ver bu konuyu hiç açma. Başka bir konuya geç. Konuyu değiştiriyor. Neyi ihlal etti? Konuyu ihlal etti değil mi? İlişkiyi, e, konu bağlamını ihlal etti. Bağıntıda ne var arkadaşlar? Bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Bağıntı ihlal edildiği için bağıntı ilkesi ihlal edilmiştir diyeceğiz özellikle bakınız. Aynı konu üzerine konuşmadıkları için Yaren konuyu değiştirdiği için ne diyeceğiz? Bant ilkesi ihlal edilmiştir. Aslında ben bu konu üzerine konuşmak istemiyorum. Sezdirimi de var mıdır burada? Aynı zamanda aslında ben bu konu üzerine konuşmak istemiyorum. Sezdirimi de vardır ee, arkadaşlar. Evet, yine karşılıklı konuşma. Yukarıda verilen konuşma metninde ihlal edilen işbirliği ilkesi hangisidir? Evet, yine iki öğrencimden ee, sordum bunu. Harun ve Nisanur. E, Harun demiş ki: "Nisanur, öğretmenimiz bize hangi sayfaları ödev vermişti?" Nisanur da demiş ki: Harun öğretmenimiz bize Türkçe kitabındaki bazı etkinlikler ödev verdi. E Nisanur'cum sorarlar sana neden yeterli sayıda bilgi vermiyorsun? Arkadaşın sana sormuş hangi sayfalar ödev verdi? Esen demişsin Türkçe kitabındaki bazı etkinlikler. Nerede yeterli sayıda bilgi? Yeterli sayıda bilgi verdi mi? Yeterli sayıda bilgi vermedi, değil mi? Yeterli sayıda bilgi vermesi lazım. Ah be Nisanur. <laughs> yeterli sayıda bilgi vermen gerekir Nisanur'cum. Evet bu bakımdan Nisanur yeterli sayıda bilgi vermediği için ne ihlal edilmiştir? Evet bilginin sayısallığı yani nicelik ilkesi ihlal edilmiştir değil mi arkadaşlar? Bilginin sayısallığı nicelik ilkesi özellikle ihlal edilmiştir diyebiliriz rahatlıkla. Bakınız Nisanur yeterli sayıda bilgi verseydi nicelik ilkesine uygun davranmış olur arkadaşlar. Yeterli sayıda bilgi vermediği için niceliği ihlal etti. Deseydi ki 60, 61, 62. sayfaları ödev verdi. 60, 61, 62. sayfaları ödev verdi. Yani çocuk yukarıda sayfaları sormuş. Sen bazı etkinlikleri demişsin. Yeterli sayıda bilgi vermemişsin. Niceliği ihlal etmişsin. Evet Nisanurcuğum. Evet bu işbirliği ilkesinin arkadaşlar özellikleri diyor ki. Konuşma anında açık ol. ifadede belirsizlik yapma. Bulanık anlamlılık yapma. Kısa ve öz konuş, düzenli ol, bilgiyi sırasal bir şekilde aktar, değil mi? Biz mesela bir hikaye anlatacaksak sırasal anlatırız. Bir yemek tarifi vereceksek sırasal bir şekilde anlatırız, değil mi? Metindeki iş ve işlem basamakları gibi birbirini takip eden bir sıralama var mı? Var. Arkadaşlar bilginin sunumunda karşılıklı A kişisi ile B kişisi karşılıklı olarak diyalog halinde. Bunlar birbirlerine bilgiyi sunarken birbirlerine karşı açık olmalı, belirsizlik yapmamaları, yapmamaları gerekiyor. Bulanık anlamlılık yapmayacaklar. Kısa öz konuşacaklar. Bilgileri sırasal, düzenli bir şekilde sunacaklar. Düz söz olur mu? Düz söz iş bilir mi? Arkadaşlar değil değil mi? Düz söz e, Austin'in çalışması. Nitelik bilginin doğruluğuyla bir ilgisi var mı? Yok. Bilginin arkadaşlar birbiriyle ilişkisi olması bakımından bir nokta var mı? Yok. Bilginin sayısallığı ile ilgili bir sıkıntı var mı? Yok. Nicelik de diyemedik. E burada üslupta bir sıkıntı var değil mi? Üslup. Tarz ilkesi. Yok. Evet, üsluba dair özellikler var yukarıda. Tarz ilkesi. Diğer adı neydi? biçem ilkesi ya da biçem yasası, üslup, tarz biçem. Bunların hepsi aynı noktaya çıkıyor arkadaşlar. Sıradaki soru. Konuşmaya diyor ki doğru katkı yapmaya çalış. Doğru katkı bilginin doğruluğu ile ilgili. Yanlış olduğuna inandığın bir şeyi söyleme kardeşim. Yeterince kanıtın olmadan bir şeyi söyleme. Teyitli olsun değil mi? Özellikle deprem zamanında teyitli bilgi istedik hepimiz. Teyitli olsun. İnsanları yanlış yönlendirmeyelim değil mi? Bu bakımdan konuşmaya doğru katkı yap. Yanlış olduğuna inandığın bir şeyi söyleme. Yeterince kanıtın olmadan bir şeyi söyleme. Söylersen sen neyi ihlal edersin? Niteliği ihlal edersin. Burada anlatılan işbirliği ilkesi niteliktir. Bilginin özelliği doğruluğuyla ilgilidir burada. Nicelik sayısallık alakası yok. Yeterli sayıda bilgi vermek demiş mi? Dememiş. Üslup ne? Bilginin karşılıklı olarak tarz, biçem diyor. sunumu. Sunumunda açık ol diyor, düzenli ol diyor, sırasal sun diyor. Bulanık anlamlılık yapma diyor, ifade belirsizlik yapma diyor. Bağıntı birbirinin üzerine bağıntılarak konuşmaktan bahsetmiş mi yukarıda? Bahsetmemiş. Etki söz ne? ...Austin'in sınıflandırması değil mi? ...Austin'in sınıflandırılması... ...burada herhangi bir şey gördük mü? Ağustin, hatta hayır. ...zaten bu işbirliği kesilmedi değil, değil mi? ...cevap E seçeneği oldu arkadaşlar... ...evet sıradaki soru... ...bakınız bu da önemli bir kavram... ÖSYM sorduğunda seçeneklerde yer aldı... ...işbirliği ilkesi değildir bu... ...evet... ...Damla okuldan sonra bize geliyor musun? ...demiş Mine'ye... ...Mine demiş ki yarın dil bilim sınavı var... ...arkadaşlar şunun üstüne çizdik... ...şu yanlış çıkmış... ...evet... ...Mine... Bu sözcesinde hayır gelmeyeceğim diyememiş. Gelememesini bir nedene bağlamıştır. Damla Mine'nin gelmeme ihtimalinin yüksek olduğunu anlayacaktır. Çünkü Mine demiş ki yarın dilbilim sınavı var. Ben dilbilim çalışacağım diyor. Evet. Diyor. Damla demiş ki okuldan sonra bize geliyor musun? Mine demiş ki yarın dilbilim sınavı var. Ben buna çalışacağım. Evet üniversitede benim yarın dilbilim sınavım var. Yani gelemeyeceğim demiş aslında değil mi? Gelemeyeceğimi sezdirmiş mi arkadaşımız? Sezdirmiş değil mi? Bu e, arkadaşlar Bakınız bir şey söyleyerek aynı zamanda başka bir şey sezdirmiş. Yukarıda anlatılanlara göre konuşurun bir sözcüğü dile getirdiğinde onunla amaçladığı örtük anlama ne denir? Örtük anlamının adı sezdirimdir. Çünkü gelmeyeceğini zaten sezdiriyor mu? Sezdiriyor. Gelemeyeceğim demiyor sadece değil mi? Sezdiriyor. Sezdirdiği için cevabı arkadaşlar sezdirim olarak alıyoruz. Evet arkadaşlar, edim bilim anlamında ikinci videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizlere çok çok faydalı olmuştur. Mutlaka notlarımızı alalım demiştim. İnşallah almışsınızdır. Arkadaşlarım, bir dahaki soru çözüm videosunda tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Verimli çalışmalar dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.